arada uçurum var. Her şey %200, %300 arttı. Özellikle son 2 senede kiralar ve ev fiyatları müthiş derecede arttı. Yani bir bebeği olan ve bir ilkokula giden bir çocuğu olan bir insanın asgari ücretle geçinmesi çok zor. Zaten okul masrafları olsun. Farklar çok bariz ortada. Her şey pahalandı. Ekmek bile, yani ekmeğe bile zam geldi. Hepimiz görüyoruz. Artış çok fazla. Her üründe öyle. 5000'den aşağı olmamalı bence. Yani gayet doğal geçinebilir bir insan 5000 lirayla. Artışlar var gıda, sebze. İnsanlar onlara yöneldiği için C vitamini için mesela mandalina, limon çok fazla artmıştı. 2-3 katına yükseldi neredeyse. Hala da yüksek. Asgari ücret sizce bir evin geçim için yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Daha fazla olması lazım. Bence fakirleşiyoruz da. Daha fazla olması lazım. Vallahi hem yeterli hem yetersiz. Biraz idare etmeyi de bilmemiz gerekiyor. Evet, bu şartlarda biraz yetersiz ama devlet herhalde elinden geleni yapacaktır. Ona inanıyoruz. Yeterli olabilir mi? Bitmez. Çünkü her şey çok pahalı. Bence yeterli değil. Çünkü bayağı bir geçim sıkıntısı zorlaştı. Bir de şöyle düşünelim. Fiyatlar falan artması da hani geçim kaynağı nasıl etkiler bilmiyorum. 1 milyar ev kirası zaten. 500'de aidat giderler. Elektrik, su. 1,5 çık kafadan. Gerisini artık ne yapsın? İnsanlar ne yapsın? Çocuğunun okuluna mı harcasın? Servisine mi versin? Yani bilmiyorum, geri kalanla ne yapabilir? Hiçbir özel hayatına hiçbir şey harcamıyor. Ev kirası olmasa yeter. Ama ev kirası olduğundan dolayı kimseye yetmez. Maalesef yetersiz. Değil. Neden? Alışveriş fiyatlarına bakın bir tane. Bir tane de asgari ücrete bakın. Bir yumurta olmuş 20 lira, 22 lira. Tabii ki de yeterli değil. Bu dönemde nasıl yeterli olsun? Her şeye neredeyse günlük zam geliyor. Mümkün değil yetmesi. Kesinlikle yeterli değil. Yeterli değil çünkü zaten yaşam şartları o kadar ağır ki, doğalgaz, elektrik, su. Özellikle son 2 senede kiralar ve ev fiyatları müthiş derecede arttı. Normalde 2+1 evlere zaten 1000 lira kira istiyorlar. Bu adam bir de elektrik, su fatura verdiğinde neyle geçinecek? Hele bir de çocuk okutuyorsa çok zor. Ben yeterli bulmuyorum asgari ücreti. Yani her fiyat sürekli zam yapıyorlar her şeyin fiyatına. Asgari ücrete de zam yapmalarını bekliyoruz yani. Ya şu ortam için yeterli değil. Yok, maalesef yeterli değil. Türkiye şartlarında yeterli değil. Yeterli değil. Her şey %300 artarken ücret, asgari ücret olduğu yerde sayıyor. Hiç geliyor. Çocuk geçinemiyor. Çocuğun harçlığı olarak yetmiyor asgari ücret. Hayır, yeterli değil. Neden değil sizce? Neden? Elektrik, su, okul ihtiyaçları, yani bir insanın kişisel ihtiyaçları neye yetebilir? Evinin kira olduğunu düşünün. Kiralar 700, 1000 liradan aşağı değil neredeyse. Ya bir aile nasıl geçinebilir ki bununla? Yeterli değil tabii ki de. Yeterli diyen yalan söylemiş olur. Neden? Çünkü kirada yaşayan bir ailesi olan bir insan için yetersiz bir tutar değil. Hiç değil hatta. Ya bekar insan bile çok zor geçiniyor asgari ücretle. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Bence 3000'i geçmeli. Yani kesinlikle 3000'i geçmeli. Zaten kira mira derken hiçbir şey kalmıyor bize. O yüzden 3000'i geçmeli diye düşünüyorum. Ya bir 2500-3000 olmalı. Ya da vergi kesilmemeli. En aşağı 5000 lira olması lazım. Normal bir ailenin asgari geçimini sağlayabilmesi için. Yani geçim kaynağını ortalama hesaplarsak bir 5 milyar olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani sosyal aktiviteleri falan da katarsak 5 milyar anca yeter diye düşünüyorum. 3,5 ancak. 2,5 bir adama yeter. 1 lira da ev kirası koysan 3,5 lira yeter. Her aileye de yeter. En kötü 3400-3600 olması lazım. İnsanın duyduğu kadar olacak. Ne kadar yok. 3'ü geçmeli. Kira her zaman, hani gıda olsun, nasıl onlara zam geliyorsa kiraya da zam geldiği için 3'ü geçmeli. En aşağı 3500 lira. Yani bir memur maaşıyla eşdeğer olmalı. Memur maaşı da bir tık daha tabii ki yukarı olmalı. Yani bir bebeği olan ve bir ilkokula giden bir çocuğu olan bir insanın asgari ücretle geçinmesi çok zor. Zaten okul masrafları olsun, çocuğun maması, çocuğun bezi derken zor yani. 3000'den aşağı olmaması gerekiyor bence. Ya ben pek anlamam ama en az 2700'ü bulmalı.
Çünkü yani 4 kişilik bir aileye düşündüğümüz zaman ancak o kadar yeterli olur. Yani en az asgari ücret dediğimiz için en az bir 4000 lira olmalı. En az 3,5 olması lazım ki ne adam kirası, ekmek parası, çoluğuna çocuğuna bakıyor. Hani bir ev geçindiği için çok zor. 5000'den aşağı olmamalı bence. Yani gayet doğal geçinebilir bir insan 5000 lirayla. Bence 3500 en düşük 3500 olmalı. Koronavirüsün önceki ve sonraki market fiyatı farkları nasıl? Hiç bilmiyorum ki. Hiç alışveriş yapmadım koronadan sonra. Dışarı pek çıkmıyorum maalesef. Yani o yüzden hiç yapmadım. Ama şöyle diyebilirim. Market değil de internet üzerinden yaptığımız alışverişlerde daha arttı. Çok fazla. Çok fazla. Yani marketlerin bazıları özellikle %50, %100 zam yapanlar var. Yani bir şey alacağımız zaman en az 2-3 marketi dolaşmak zorunda kalıyoruz. %80 vardır galiba, değil mi? %80 fark var. Her şey çok pahalı. Çok fazla yüksek. Market çalışanı olarak görüyorum zaten, firmada çalışıyorum. Marketlerde sürekli fiyatlar yükseliyor. Çok fazla. 30 TL'ye aldığımız 5 kiloluk yağ şu anda 60 TL. 1/3 zam. 50 kuruşluk püsküvit 2,5 lira. Zaten çoluğumuza çocuğumuza artık bundan 30 sene önce biz püsküvidi haftada, ayda bir yerdik. Aynı duruma düştük. Tabii ki şu an arttı. Şu an sadece açık olan işletmeler gıda ve sağlık üzerine olduğu için sağlıkta herhangi bir artış yaşanmadı ama gıdada ister istemez %40, %50 gibi bir artış sağlandı. Abi fiyat farkı var. 13 liraya aldığınızı değil mi? Demin de dedim, söyledim. Yani bir yumurta 13 liraydı. 22 lira oldu. İki katı. Gitgide de yine pahalanıyor. İki katı oldu şu anda. 3-4 katına çıkar. Bazı şeylerde artmalar oldu. Ama çok fazla markete gitmediğim için yorum yapamayacağım. Uçuş var. Yani bayağı bir zam var. İnsanlar mecbur kaldıkları için onlar da yükseltiyorlar yani mecbur alacaklar diye. Ya farklar çok bariz ortada. Her şey pahalandı. Ekmek bile, yani ekmeğe bile zam geldi. Bir de şimdi hafta sonu yasaklar olduğu için ben bugün markete gittim. Sebze fiyatları falan ekstra pahalanmış çünkü hafta sonu olduğu için kimse evden çıkamayacak. O yüzden de ona göre bir fiyat belirlemişler. Çok saçma ama. Açıkçası koronavirüsten sonra gibi değerlendirmeyeyim de sürekli bu artış var. Yani sadece koronavirüsle alakalı olduğunu zannetmiyorum. Hepimiz görüyoruz. Artış çok fazla. Her üründe öyle. Oho, arada uçurum var. Her şey %200, %300 arttı. Çok büyük. Yani en ufak bir ciklet bile atıyorum 15 lirayken, 15 kuruşken şimdi oldu 50 kuruş. Tabii ki var. Yani bir yağ önceden 35-40 liraysa şu anda 65 lira. 5 kiloluk yağ. Var. Ben de zaten markette kasiyer olarak çalışıyorum. Fiyatlarda artış oluyor. Yani daha çok neye yoğunlaşırsa insanlar. Ya mesela peçete, temizlik ürünlerine daha çok yoğunlaşmışlardı. Onlarda fiyat oynamaları oldu yani, haftalık üstelik oluyordu. Artışlar var gıda, sebze. İnsanlar onlara yöneldiği için C vitamini için mesela mandalina, limon çok fazla artmıştı. 2-3 katına yükseldi neredeyse. Hala da yüksek. Yani biraz daha duyarlı olunması gerekiyor aslında. Çünkü ya ülkenin neresi, kanayan yarası neresiyse bizim insanlarımız orayı daha da bastırıyor yarasına. Yani hafifletmek yerine en ufak bir deprem olsun. Mesela konteynerler daha uygun olması gerekiyorken daha ucuz. 2 katına çıkarıyorlar. Yani o konuda ben bizim vatandaşlarımızı desteklemiyorum. Yani ülkemiz çok güzel ama kıymeti bilinmiyor maalesef.